dünyada bir şey biliyorum. O da hiçbir şey bilmediğimdir diyor. Ne mutlu hiçbir şey bilmeyenlere canlar. Sevgili misafirlerim, Ankara'dan, Çorum'dan buraya gelen stüdyoda misafir olan misafirlerimiz, bizleri onurlandırdınız, şereflendirdiniz, tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii burada sevgili Ali Yürek kardeşim de ilk programı Ali Yürek kardeşimin konu olarak yapmıştık. Şimdi Ali Yürek kardeşim bizim konuğumuz. Ondan dolayı beraber olayın temelini, o sevgi potansiyelini beraber attık. Ve şu anda yine beraberiz. Bakalım Ali Yürek kardeşimiz bizler için ne söyleyecekler efendim? Biz beraber başladık, beraber bitireceğiz herhalde. İnşallah programın devam eder Erdal Baba. Bu arada buradaki bulunan bütün konuklarımız hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ve ekranların başında bizleri izleyen herkese de selam olsun Dernek TV ailesine. Yine yönetim kurulu başkanlarım bizleri izliyorsun, selam olsun. Yapımda yayınlamaya geçen baştan müdürümüz Esin Hanım olmak üzere Neslihan kardeşime ve bütün kameraman arkadaşlarıma selamlar olsun. Bayağı bir kısıra ara vermiştik. Burası bizim kendi ailemizin yeri biliyorsunuz. İnşallah yeni yayın yönümünde de güzel programlarla burada olacağız. İnşallah senin programın da devam eder Erdal Baba. Ben güzel bir türküyle başlayayım. Yine Özcan kardeşim bugün yalnız bırakmıyor müzisyen arkadaşım. Kendisine bir alkış alalım Özcan Akman'a. Nem kaldı diyelim. Bütün dostlar armağan olsun. Teşekkürler. Parsel eylemişler dünyayı, bir dikili taştan gayrı nem kaldı mı? Dost köyünden ayağımı kesmişler. Baştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Padişah değilim çeksem otursam, saraylar kursam da asker getirsem, hediyem yoktur ki dosta götürsem. İki damla yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. İki damla yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Thank you.
şerifim çıksam dağlara. Rast gelsem de avcı vurmuş marallar. Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Sağ olun, var olun. Özcan Bey'in de ellerine sağlık. Sağ olsun. Eyvallah Ali'ciğim. Çok teşekkür ederim. Bizleri onurlandırdınız. Gülüş Hanım, siz de hoş geldiniz bu arada. Biraz sohbet edeceğim. Yapalım sizinle. Tabii efendim. Sanıyorum biraz tatil yaptınız sanıyorum herhalde. Evet, memleketime gittim. Maraş, Adıyaman, Antep, şöyle bir tur yaptım. Geldim ama tabii yeterli olmadı. Zaman kısa olduğu için. Özellikle dedemin programına yetişeyim diye her şeyi yarım bıraktım, geldim dedeciğim. İnşallah, daha torunumuz yok ama inşallah oğlum evlenirse gelin adayımız da burada. İnşallah o zaman dede oluruz efendim. İnşallah. Evet sevgili canlar. Tabii ben sizlerle tekrar, hani benim dinim insan, mezhebim vicdan diyen, o yüce değer verdiğimiz ve yüce değerliğinden dolayı kendimize rehber edindiğimiz adil Ali Atalay vakti doluyu huzurunuzda büyük bir şükranla saygılarımı sunuyorum. O der ki bizim dinimiz insan, mezhebimiz vicdan der. Eğer ben insanı sevmezsem, tabiatı sevmezsem, varlığı sevmezsem, yaratıcıyı sevmiş olabilir miyim Allah aşkına? Ben sizleri seveceğim ki yaratanın yarattığını sevmem gerekiyor ki yaratanı tanıyayım. Yaratanın yarattığına buğz ediyorsam onu yerden yere vuruyor, onun kişiliğini ayak altına alıyorsam ben insanlığımdan şüphe ederim. Acaba o iki ayaklı insan değil de kendimi dört ayaklı hayvandan daha hayvan görürüm. O hayvanlar, o görmüş olduğumuz kurban bayramımız geliyor. Bu kurban bayramında meydana gelecek o lokmalar, o kurbanlardan daha aşağı olurum. Eğer insanı sevmez, eğer insana saygı duymaz, tabiatı sevmezsem, Tanrı'nın yani Allah'ın yarattığı tüm güzelliği sevmezsem kişiliğimden kuşkuya girerim canlar. Ondan dolayı bizim rehberlerimiz dinimiz insan, mezhebimiz vicdan demişler. Allah aşkına vicdanı olmayan bir insanın neyi olabilir söyler misiniz? Vicdan sahibi olmayan bir insanın hangi bir inancı olabilir? Allah vicdan diye bir şey vermiş. Yüce Allah kimsenin vicdanını elinden almasın. Vicdan hakkın muhakkebesidir. Eğer hakkın muhakkebesini görmek istiyorsan önce vicdanın kapısını çal. Biz bu programlara başlamadan evvel bugünün ve yarının ne olacağının farkındaydık. Bir önceki programımızda ben şu şiiri yine okudum ve sezona girerken Ankara'daki dostlarım buraya bizi ziyarete konuk olarak geldiler. Biz bu tarihi sanki biz ayarlamıştık. Şöyle diyoruz efendim, her halim gizli sanan bir çare, rüzgar
Rüzgar nereden eser haberimiz var. Dile almayanı sanma avare. Söze gelmeyenden haberimiz var. Var efendim var. Örtülü kapaklı nice işler var. Adı inanç olmuş nice suçlar var. Akıla sığmayan nice uçlar var. Alırlar, verirler haberimiz var. Var efendim var. Fısıltılar döner sırda halleri. Türlü türlü işe uyar elleri. Ermişlik, dervişlik söyler dilleri. Ucuz olmuş yollar haberimiz var. Var efendim var. Bu yol kolay deyip sanıp yaparlar. Leşi yiyip nimet diye taparlar. Bilip de susanı ahmak sanarlar. Söylemez dilimiz haberimiz var. Rıza kapısının nerede yolu? Gerçekler vermişler canı baş kolu. Ne olur bunların bedeli sonu? Başlardan sonlardan haberimiz var. Dilden dile düşen sır olur mu hiç? Yokluk hırkasını yok olana biç. Hakkın terazisi eğilirse suç. Bozulmuş dengeler haberimiz var. Var efendim var. Cahiller kamilin halini kusar. Kendin bilenlerse zehiri yutar. Kul erdalım görüp bilse de susar. Ters döner bu çarklar. Haberimiz var. Var efendim var. Tabii burada Hazreti Ali Efendimizin güzel bir sözü var canlar. İnsan kendisini bir zerre sanar. Halbuki yer, gök, arş, kürş, refik alem, 18 bin alem kendisinde mevcut haberdar değildir diyor. O yüce yaratıcı, o yüce Allah'ımız, o yüce enerji bizleri kendi varlığından, kendi suretinden yarattı. Bizlere kendisini emanet eyledi. Yani bedenimize gizlendi. Şu aldığımız nefes, ruh, onun kendisi canlar, onun bir zerresidir. Ondan dolayı Hakk'ın varlığını taşıyan, Hakk'ın gizemini taşıyan, Hakk'ın güzelliğini taşıyan hangi insan yok ki? Bütün insanlarda Hak var. Hakk'ın zerresi var. İnsan insana saygı duymuyorsa Hakk'ı inkar etmiş demektir. Yani şirke girmiş demektir canlar. Buradaki mesele insanı sevmek, insana saygı duymak, tüm insanların inancından dolayı bütün insanları hoş görmektir. İşte erdemlilik, işte insanlık, işte böyledir. Ötekileştiren, insanlar arasında ayrım sokan, insanları birbirine düşüren, insanlar hakkında ön yargıyla olmadık sözler çıkartan Yüce Mevla'dan niyazım ki asla böyle düşüncelere fırsat vermesin. Dünyamızda 8 milyar insan var. 49 yaşındayım. 109 yaşında olsam yine bütün insanlara sevgi, birlik, barış dilerim. Çünkü ben yaratanın yarattığını, yaratılmışı yaratanda görmüş ve insanlığa saygı duymuş, insanı olduğu gibi kabul etmişimdir. Tabi ekran başında bizlerin sözünü algılayamayan ve çok algılayıp da bizleri çok aciz, zavallı sanan, bir şey bilmez insanlar gibi gören canlarımız da var. Ben bütün insanların şekli, dini, rengi, inancı her ne olursa olsun Allah insan diye yaratmış, tüm yaratılmış varlığın ayak kırabıyım. Bütün insanlara
küçüğünden büyüğüne, dini, dişi, mezhebi, inancı, her ne olursa olsun, dünyada 8 milyar insanımıza Allah'tan barış, sevgi, mutluluk, birlik, beraberlik diliyorum. Ve canlar, bizim rehberimiz Kur'an-ı Kerim'dir. Bugün yüzlerce mal okudum. Hiçbir mal birbirini tutmaz. Allah aşkına sizlerden rica ediyorum. Geleceklerimiz için, çocuklarımız için, çocuklarımız için Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okutun ve yoksa hayatımız batağa girmiş oluruz. Bugün ben burada ve başka yerlerde konuşacaksam, konuşuyorsam, o yüce Kur'an-ı Kerim'e, o Peygamber Efendimiz'in hadislerine dayanarak konuşuyorum. Bu zamana kadar anlatmış olduğum hiçbir şeyde zerre kadar Erdal Doğan'ın diliyle asla bir kelime olmamıştır. Tirmizi'den, Buhari'den, Davud'den ve altı parmak peygamberler tarihi, bunlar dinayetin kitaplarıdır. Eğer anlatmış olduğum sözlerde yalan varsa araştırmasını, birbirlerine saygı duymasını ve birbirlerini sevmesini istiyor Allah. Bizler de öyle istiyoruz. Var olun canlar, aşk ile, sevgiyle tekrar hoş geldiniz.